Şenbek. Her nedense Perşembe günleri aklıma oyuncuların çoğu yavşaktır genellikle. Kem sözünü kullanan Shakespeare çocuğu Eno Barbusus, Antonius ile Cleopatra çakma oyunu ayıplı biçimde halka kakalayan Nihat Haluk Bilginer geliyor. Perşembe dedi. Bugün sabah onu çeyrek geçe bir taksiye atladık. Atlayacak başka bir şey bulamadıkça. Sarı renkli taksi. Ve plakası T ile başlıyordu, 34T. 4 tane de tekerleği vardı. 5 tane. Sen iri karar nasıl yapıyorsun? Avukat falan mısın? Bagajda kim görmedin? Gide gele herhalde. Huy geçti üstümüze. Ve o taksi bizi bir tünelden geçirdi. Böyle tünel olarak kullanıyorlar ya insanlar üniversiteye. Böyle bir giriyorlar bir yerden. Örneğin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne bir giriyor, çıkıyor öbür tarafa. Birdenbire sınıf atlıyor. Örneğin ise Burhan Gül, avukat Burhan Gül. Once Upon a Time, bir zamanlar oyun yazarları ve çevirmenleri derneği. Özür dilerim, sıfatını unuttum, linçi. Oyun yazarları ve çevirmenleri derneğinin bir şeyiydi. Daha sonra oyuncular sendikasının bir şeyi oldu. Silesen'in bir şeyi oldu. Ve şimdi alnım duyma göre pek belgeleri incelemeden dizi yapımcıları bilmem ne derneği bilmem ne bir şeyinin bir şeyi olmuş. Yani böyle sınıf atlıyor. İnsanlar nasıl tünel sınıf nereden geldik ya? Hastayım ya. Kavramlar karıştırıyor. Bir tünele girdik. O bahçede ve tünel çıkışında bir ışığı görünce kendimizi Avrupa'nın en büyük Adalet Sarayı, İstanbul Adalet Sarayı'nda bulduk. Ve yaklaşık bir saat içerisinde veya bir buçuk saate yakın bir süreçte 5 davamızı birden sürdürdük. Bunlardan sırasıyla şöyle belliğinde kaldığı kadarıyla İstanbul 6. sulh düzeltiyorum. İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi yargıçtı. İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi yargıçtı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi yargıçtı. Ve Cumhuriyet Savcısı Sayın Hikmet Kırşehir galiba aklımda falan. Diğeri de yine savcı Zeynel sanırım Odabaşı ya da Sarıboğan tuhaf bir soyadı vardı. Çıkaramıyorum. Bunlarla görüştüm ve şüpheli sanık davalı Mustafa Şükür Demirkanlı Ömer Faruk Kur'an, Burhan Gün, Profesör Doktor Nurhan Tekerek ve yine Profesör Doktor Nurhan Tekerek ayrıca savcıyla yaptığımız görüşmede ve şüpheli Gülhan Avşar Demirkan hakkında görüşmeler yaptım. Onların dosyalarını inceledim, baktım. Çünkü 16 Eylül'de Çin'e gidiyorum ve 24 Eylül akşamı Çin'den döneceğim. Bu arada 20 Eylül 2012'de ki linççi Ömer Faruk Kur'an'ları oluşacak hukuk maçına katılamayacağım. Kendisinden özür dilerim. Bunları yaptım ve bunlarla ilgili bazı yazılar yazdım, belgeler sundum. Sitemde, tiyatrooyunblogspot.com'da. Onun dışında bugün bir şey yapamadım. Yani özür dilerim. Birkaç işte haber koydum.
Dün akşamki video çekiminde söylediğim gibi beni sarsacak kadar zor bir gripal enfeksiyondan geçiyorum. Ve bulunmaz kültür merkezindeki yönetsel işçilerle benimden sonra ilgilenen sadece kameranın arkasında bulunan Mesut Aktekin var. Binlerce insan, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan bizle ilgilenmesin ama bu ülkede ne yazık ki linççi alçaklar ordusu karşısında çok yalnız kalıyoruz. Ancak şunu demek istemiyorum. Hadi anti-linççiler eller havaya, yumruklar havaya. Benim umurumda değil. Çünkü tarih bunları yazacak. Tarihin bunları yazması için elimden geleni yapıyorum. Beni bardaktan boşanırcasına üzerime saldıran, benim üzerime saldıran ve benim aklımda hukuksal linç kampanyası başlatan alçaklara karşı verdiğim mücadelede büyük oranda yengiyle çıktım. Şimdi top bende, orta sahada istediğim gibi koşturuyorum. Canım kimi isterse onları teker 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 mahkemeye veriyorum, kamu davası açtırıyorum, savcılığa veriyorum. Şu anda repertuarım çok az. Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi kapsamındaki hakaret suçu nedeniyle insanları savcılığa şikayet ediyorum. Ve yine Türk Ceza Kanunu'nun 267. maddesi yani iftira suçu nedeniyle mahkemeye gidiyorum. Repertuarım arttığı zaman, diğer yasaları öğrendiğim zaman, ha bu arada hukuk mahkemeleri kanunu kapsamında bir de şüpheli sanık davalı Mustafa Şükrü Demirkanlı'yı manevi tazminat davası açtım onun hakkında. 50.000 TL'lik. Ve yakında sanırım Boçet için bir hukuksal mücadele başlatacağım. Linç'e Boçet için. Onlar da kasalarına hemen şimdi defal 100.000 TL koysunlar ki 100.000 TL'ni alacağım. Çünkü Mesut diyor ki ben evleneceğim. Böyle evlenmek kolay değil yani. 100 milyara falan ancak evlendi. Güzel bir görkemli düğün yapmak istiyorum Mesut'a. Onunla düğünleyeceğim. Mercedes almadan evlenemem diyor. Mustafa amcadan alacağın 50.000 TL Mercedes'e yetmez diyor. Çünkü 120 milyar falan diyor. Bunun A klas, B klas bilmiyorum. Hepinizin, yani linçlerden bahsediyorum. Hepinizin iki elin yakanızda. Paralarınızı tıkır 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 alacağım Mesut. Kaç dakika var? 2 dakika. İyi, bayağı zaman var. Var mı sorun aklına gelen? Bugün sen de geldin duruşmalara. Düzeltiyor, duruşma yoktu. Çok özür dilerim. Hepsi dava takibiydi. Savcılıklara sen de geldin, yargıçlıklara sen de geldin. Var mı merak ettiğim bir şey? Çekim yapmak için geldin ve unuttuk. Sen de unuttun, ben de unuttum. Evet, çekim yapmayı unuttuk. Neden unuttuk sence? Çok koşturduk bugün. Evet. Kapı kapı dolaştık adeta. Evet. Bir o kata, bir o kata, bir aşağı, bir yukarı. Allah'tan 4. askeri hukukla 6. askeri hukuk aynı katta. 5. katta. Yani bilmeyenler için söyleyeyim. Eğer sizi linki alçaklar dava ederlerse yani hangi katta yargılanacağınızı öğrenin. Var mı böyle soru? Yani sinemayla ilgili bir şeyler yapıyor musun? Sinemayla ilgili bir şeyler yapıyorum. Yapmaya başlayacağım. Ne yapacaksın? Hafta sonu sessiz sinema çekimlerine başlayacağım. Aa. Siyah beyaz. Charlie Chaplin tarzında. İşte iyi bir haber. Bu şu anda kayıt altına alındı. Kaytaramazsın. Bana görev var mı? Henüz belli değil. Yani çevrendeki yardımcılardan Coca-Cola içmiyorsa ben çalışırım yani. Seversin. Belli değil henüz. Evet, tamam. Bugün 6 Eylül 2012. Türk köylüler, Türk işçiler, Türk yoksullar, Kürt köylüler, Kürt yoksullar, Kürt işçiler birbirini öldürüyorlar. Ve Türkiye'de sınıfsal, ideolojik, siyasal değil, etnik bir savaş başlatılmak isteniyor. Yüreğim kan alıyor. İyi akşamlar.